Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan vatkan gün tertipteki haberlerini huzurunla olsun. Işıklarışımız, kanalımızda kıtanlar ekranımız olsun. Yaşlar vekilleri Maarif Cemiyeti ve İstiklal'ını ziyaret kıldı. 3 avgust Türkiye'de faaliyet kılıvatkan Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi, Şarkı Türkistan Tenterbiye ve Terakkiyat Cemiyeti ve Acil Grupisinin teşkillenen Yaşlar Hayeti, Şarkı Türkistan Maarife Hemkarlık Cemiyeti Reisi, Koşumçu Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan'ı işhanısı ziyaret kıldı. Hidayetullah Oğuzhan yaşlarını kızgın kütüvaldi ve dostlarını mundaştı. Yaşlar Hayeti Hidayetullah Oğuzhan'ın çeklik imkaniyet içinde Şarkı Türkistan davası, Şarkı Türkistan halkının menfaatleri üçün devamlı tirişip hizmet kılıp kilovatkallıkıga alahide rahmetini bildirdi. Yaşlar heyeti yana yakınkı bir neçü gündüm beyan tor dünyasıda ikip yürgen bir kısım pitni basatlar hakkıda Hidayetullah Oğuzhan bilen fikir almıştırdı. Hidayetullah Oğuzhan özünün uzun yıllık dava hizmetindeki tecrübeleri ve Şarkı Türkistan davasının hazırkı baskuşları hakkıda tepsili toxtulup öttü. Şundaklı yaşlarının Şarkı Türkistan davasının varisleri ihkellikini, hazırkı vaziyette yaşlarının zimmesindeki yükünün intayin iğir ihkellikini, yaşlarının vakitlerini zaya kılmay ögünüşü ve dava işlerine aktif katnışı gereklikini tehditledi. Ahırda yaşlar heyeti özlerinin her vakit Şarkı Türkistan Maarife Hemkarlık Cemiyeti'ni kollaydıgallıkını, her kanda hizmetki her vakit tayyar ihkellikini bildirişti. Hayat bu yerdeki ziyaretini ahırlaştırıp İstiklal televiziyemizden merkezini ziyaret kıldı. Ziyaret kariyanda ahbaratının küçü ve onu tıxımı canlandırış hakkıda kızgın söhbetlerdi buldu. Maarif cemiyetine elip berilip atkan ziyaretler arkama arka devam kılmaqtı bulup, bugün 5. avgust günü Gulcu Meşrep Grupisinin asaslıq mesullerden terkip tapkan bir hayat, Hidayetullah Oğuzhan'ı işhanısı ziyaret kıldı. Ve özlerinin Maarif hareketinin bu uluğ davası yolu da her vakit tayyar ihkelliklerini bildirişti. Arkadılla Avustralya'da Şarkı Türkistanlıklar tarafından kurulgan Şükür Fondi, yani Şükür İnsani Yardım Vakfı Reisi ve Vakfının Başkuruş Hayetinin terkip tapkan hayat cemiyeti ziyareti buldu. Ve Türkiye'deki kıyrındaşlarımızın kıyınçılıklarını halkılış asası da ortak plan hakkında fikir almıştırıldı. Amerika Xitayga parva qilmasdan Tinch okeanga boshqurilgan bomba o'rinlashtirdi. Amerika Davlat Mudofaa ministri Mark Esper pat yaqinda Tinch okean rayoniga o'tir masofalik boshqurilgan bomba o'rinlashtirishni xohlaydiganligini bildirdi. Amerika o'tir masofalik yadro kuch kelishimidan tunugun rasmiy chekingandan keyin Amerika Davlat Mudofaa ministri Mark Esper Avstraliyaga ziyoratga minish oldida aeroplanda muxbirlarga bergan bayonotida Tinch okean rayonuna bir qancha ay ichida o'tir masofalik boshqurilgan bomba o'rinlashtirishni xohlaydiganligini aytdi. Texmo taraqqiy qilgan yerlik boshqurilgan bombalarni ishlab chiqarishning vaqt oladiganligini eskartgan Mark Esper, to'g'risini aytsam, ko'p vaqt o'tkazmasdan boshqurilgan bombalarni o'rinlashtirishni xohlaymiz. Meningcha bo'lganda mushi bir qancha ay ichidila dedi. Mark Esper Amerikaning bu qadamiga Xitoyning qaytirdigan inkasi ustidami to'xtalib Onların armiya qurallarının 80%'den köpürəki otur mısafılıq başqırıldığan bombadan təşkil tapıdı. Şundaq ikən bizden mi oxşay səviyyədə qural tələb qilişimiz onlarını hangtan qaldırmasıqı lazım dedi. Hindi okyan və Tinch okyan rayonundaki mısafının uzaqlıqı səbəbidən Amerikanın təsir küçü ötkür otur mısafılıq başqırıldığan bombalarını tərəqi qıldırışının muşimliqini ilgir sürgən Mark Esper, başqırıldığan bombalarının qayarge uğrullaşdırılışı ittifaqdaşları bilən ötküzüldüğən müzakirlərgi bağlıq ikəllikini təkildi. Xitay Amerika söhbətlişini xalisa söhbətlişimiz, uruşunu xalisa uruşimiz dedi. Xitayning Birleşken Milletler Teşkilatı turuşluq yeni daimi vekili Jang Jun Amerika bilen Xitay otursidiki soğudu uruşu üstüde toxtulup, Amerika söhbətlişini xalisa söhbətlişimiz, uruşunu xalisa uruşimiz dedi. Xitayning haq hukukunu qoğdaş üçün kereklik her türlük tedbirlerini alıdığalıqını bildirgen Jang Jun Xitayning pozisiyasının eniq ikallikini təkidləb, Amerika'ya soğudu uruşu meselesinde körülgen yirikçilik ki karata, toğır yoldan toğrı hal kılış çağrısı tepilişi üçün toğrı yolga kayıtış çağırgıdı boldı. İki devlet otursa da aldın kıyılı Mart ayıda başlanan ve karma karşı koşumcu tamojnu beci kuyuşlarına sahne bolgan soğudu uruşu, ahırda Xitay'nın texniki şirketlerine çekingen idi. Amerika Prezidenti Donald Trump, Xitay mahsulatlarına koşumcu kılındıgan tamojnu beci hakkıda Twitter'dan elan kılgan bayanatı da soğudu müzakirleri devamlaşıdı.
bir tərəfdən bular davamlaşsa, yana bir tərəfdən Amerika 1-ci sentyabrdan etibarən Xitaydan dövlətimizə gələn 300 milyard dollarlıq məhsulatqa azğını bir qoşumçu qılıçı bilan 10%lik tamojna bəji qoşudu. Bu qoşumçu baj ilgiriki 25%lik qoşumçu baj qoyulğan 250 milyard dollarlıq məhsulatları öz içigə almaydı. Kəng dairəlik bir savdo kelishimi üçün Xitay bilan ijobiy dialogimizni davomlashtirishni xohlaymiz va ikki davlat o'rtasidagi kelgusini parloq buldi deb qaraymiz dedi. Xitayning Birlashgan Millatlar Tashkiloti turishliq yangi doimiy vakili Jang Jun Shimoliy Koreya bilan Amerika o'rtasidagi yadro kelishimlari ustida to'xtalib, muzokaralarda ilgirlashlarning yo'lga keltirilishi uchun Shimoliy Koreyaga qaratilgan embargolarning yengillatilishi kerakligini ilgari surdi. Uyğurlar məsələsi səbəblə Germaniyanın iki heyətinin Xitayğa gəlişi çəkiləndi. Germaniya avazı torunun tünügünki xəbərdə göstərilsə, bu iki ay içində Xitayını ziyarət qılmaqçı bolğan Germaniyanın iki heyəti Xitay dairələri tərəfindən rədd qılınğan. Xəbərdə göstərilsə, Germaniya Federativ Palatası Kişilik Hüquq Komiteti 9-cu ayda Xitayğa berib, Beijing, Şərq Türkistan və Tibet qatarlıq yerlərini ziyarət qılmaqçı bolğan bulub, əsaslıqı Xitaydakı ansanlıq millətlərinin dini etiqad əhvalını təkşürüşni məqsəd qılğan. Amma Germaniya Kişilik Hüquq Komiteti 3 avqust bayonot e'lon qilib, bu qitimliq ziyoratning amaldan qoldirilganligini, Xitoyning chegaradan kirishga ruxsat qilmaganligini bildirdi. Uningdan sirt, Germaniya palatasiga uchrashtirish plan hay'ati 23 avgustdan 1 sentyabrgacha Beijing va Shanghayga ziyoratga bormoqchi bo'lgan bo'lib, ammo Xitoy doiralari mazkur hay'atda parlament a'zosi Margarita Bauzining borligini bahona qilib, u qatnashgan hay'atning Xitoyga kirishiga bo'lmaydiganligini bildirgan. Margarita Bauzi Germaniya Yeşil Partiyasiga tabe parlament a'zosi bo'lib, Uyg'urlar masalasiga izchil ko'ngil bilib kelgan va Xitoyning jazo lagerlarini tanqid qilgan. Undan boshqa u yaqinda davomlashayotgan Hong Kongdagi namoyishni ham oshkora qo'llagan. Garchi u qatnashgan hay'atning bu qitimliq ziyorati fan texnikaga aloqador bo'lsa-mu, ammo Xitoy doiralari uni yanali cheklagan. Margarita Bauzi bu vaqtda ifoda bildirib, Xitoyning bu xil vositalarini qo'llanib, kishilik huquq uchun ovoz chiqargan shaxslarni besiq turmoqchi bo'lganligini Germaniya Federativ Palatasining buni hargiz qabul qilmaydiganligini bildirdi. U yana Xitoyning yo'lsiz talabiga qarshi o'zining bu hay'atda davomliq turaverdiganligini, Yashil partiya raisining bu qarorini qo'llaydiganligini ta'kidladi. Namoyishchilar Victoria portidagi Xitoy bayrog'ini elib tashildi. G'arbiy Xitoy atigalikining tunugunki xabarda bildirilishicha, Hong Kongdagi namoyishchilar Victoria portidagi Xitoy bayrog'ini elib tashlagan. Xabarda namoyishchilarning Victoria portidagi Xitoy bayrog'ini elib tashlagandan keyin belgilangan yo'llardan halqigan holda yurish qilmoqchi bo'lganligi, soqchilarning namoyishchilarni bostirib, ikki taraf o'rtasida to'qunish chiqqanligi, namoyishchilarning shaharning markaziy yo'llarini to'sib, yashiklarga o't qo'yib, to'siq qurib chiqishga tirishganligi, Nathan yo'li ko'chasiga yig'ilgan namoyishchilarning Jan Shazui soqchi markaziga qarab yurish qilishni boshlashi bilan soqchilarning namoyishchilarni tarqitish uchun yosh oqquzish bombasi ishlatganligi bildirildi. Xabarda yana bir guruh namoyishchilarning soqchilarga ko'ydirguchi bomba, benzin qachilangan shisha etishi tufayli yuz bergan voqeada bir necha namoyishchining nazoratga olinganligi, soqchilar namoyishchilarga belgilangan vaqt va yo'lda namoyish qilishi kerakligi haqida chaqiriq qilganligi bildirildi. Yangi Hazar jamiyatida Sharq Turkiston tanishtirildi. Turkiyada faoliyat olib berayotgan Yangi Hazar jamiyatida Sharq Turkistonni tanishtirish faoliyati olib berildi. Faoliyatga Sharq Turkiston Nuzugum Kultur va Oila jamiyati va Mehribon Onalar guruhi taklif bilan qatnashdi. Faoliyatda Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan bosturishlari tasvirlangan film ko'rsatildi va Sharq Turkiston Nuzugum Kultur va Oila jamiyati raisi Munavvar O'z Uyg'ur xonim so'z qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan bosturish siyosatini tanishtirish bilan birga Turkiyadagi Sharq Turkiston da'vosini qanday rivojlantirish, Xitoyning har xil yolg'on tashviqotlar orqali Sharq Turkiston xalqini turk xalqiga yomon ko'rsatayotganligi, Xitoyning bu tashviqotiga qarshi turk xalqini harakatlantirish haqida takliflar berdi. Faoliyat yana psixolog Shahodat xonim so'z qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan bosturish siyosatlarini xalqaro jamiyatga tanishtirishda qanday tadbirlarni ishga solish, nimalarga diqqat qilish haqida bir qator takliflarni berdi. Xitoyning lagerdagilarni qo'yib berganligini ilgari surishi Uyg'ur oilalarini g'azablantirdi. Xitoy rejimining lagerlardagi 90% tutqunni qo'yib berganligini ilgari surishi xalqaro taratqularda davomli g'ulg'ul qilinmoqda. Muhofizachi kesining Avstraliyadagi shobisi 1 avgust kuni maxsus xabar e'lon qilib,
Xitoyning lagerlardagi 90% tutqunning quyib berilganligini ilgari surishi chet eldagi uyg'urlarning rad qilishiga uchrayotganligini ilgari surdi. Xabarda Xitoyning lagerdagi 90% tutqun qo'yib berib, ishqi o'rinlashganligini ilgari surishiga qarata Avstraliyadagi 3000 dak uyg'urni o'z ichiga olgan chet eldagi uyg'ur jamoatining g'azab bilan inkas qaytarayotganligini bildirgan. Xabarda ular agar 90% odam qo'yib berilgan bo'lsa, mening tuqqanlarim, mening oilam, mening do'stlarim qani degan savolni qo'yayotganligi ta'kidlandi. Xabarda Avstraliyadagi Nurgul Savod, Fatima Abdug'opur, Arslan Mijit Hidoyat qatorliq urug' tuqqani va oila a'zolari lagerdagi faoliyatchilarni ziyorat qilgan bo'lib, Fatima Abdug'opurning agar bu rost bo'lsa, mening tuqqanlarim qani? Dadamning va do'stlarimning hozir qadar izdiriki yo'qku deganligi ta'kidlangan. Arslan Mijit Hidoyat bo'lsa, Shohrat Sakirning so'zlarini tanqidlab, uning rost gap qilmaganligi uning 90% kishi ishqi o'rinlashdi degani jazo lagerdagi 90% tutqunning amgak lagerlarga yoki zavodlarga yotkalgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Uning qayd qilishicha, Xitoy rejimi uning lagerdagi qaynotisi otaqliq komediya cho'lpini Adil Mijitning Turkiyaga chiqib, ular bilan yashashiga yo'l qo'yilmagacha uni erkinlikka chiqdi deb hisoblamaydi ekan. Xitoyning Korlida xalqaroliq harbiy ishlar musobaqasi o'tkazmoqchi bo'lishi nimadan darak beradi? Bir necha kun avval Xitoyning Weibo torida Hong Kongdagi Xitoy Ozodlik armiyasining har xil ilg'or tipli qurollar, tikuchar va boshqa harbiy aslahalar orqali tuyuqsiz voqealarni namoyishlarni bartaraf qilayotgan ko'rinishlari ko'rsatilgan sin ko'rinishlari tarqatilgan edi. Xitoy quruqliq armiyasi Korli shahrida yaqinda o'tkazmoqchi bo'lgan xalqaroliq harbiy ishlar musobaqasi haqida bir sin ko'rinishi tarqatdi. Xitoy quruqliq armiyasi bosh bo'lib ko'rsatilgan mazkur musobaqa 3 avgustdan 15 avgustgacha o'tkazilishga planlangan bo'lib, Tangritog to'rining 2 avgustdagi sonida e'lon qilingan munosabatlik sin ko'rinishidan ma'lum bo'lishicha, bu qitimliq musobaqa 32 tarmoqni o'z ichiga oldi ekan. Ular Suvaro hujumi, suzuk osmon, bexatar muhit va qurol yasash mohiri qatorliq jihatlarda elib berilgan musobaqalar ekan. Suvaro hujumida asosliq jang avtomobillari va tanklarning har qanday yer sharoitida mashg'ulot elib boraladiganligi va yiroq orliqni challab otadigan miltiqlarning iqtidorlari ko'rsatildi ekan. Musobaqaning suzuk osmon nomidagi turida pilimotlarni havo bo'shliqida yuz bergan tuyuqsiz hujumlarga qandoq taqobil turish ko'rsatildi ekan. Bexatar muhit deganida jang avtomobillariga qarata elib berilgan inchiki tekshirishlar, jang rayonidagi to'salg'ulardan qandoq qutulib chiqish qatorliqlari ko'rsatildi ekan. Harbiy qurol mohiri degan turda yaqin va yiroq orliqqa etilgan bombardimonchi zambaraklar va pilimotlarni jang maydonida qisqa vaqt ichida qurashtirilish va uni ma'lum nuqtaga muqimlashtirib etishga tayyorlanish qatorliqlari ko'rsatildi ekan. Ma'lum bo'lishicha Xitoy armiyasi bundan ilgari mo Korli shahrida 2 qitim harbiy manevr o'tkazgan bo'lib, bugungi kunda yana Korli shahrida va Hong Kongda bu xil harbiy musobaqalarni elib berish chet ellardagi kishilik huquq faoliyatchilarining qattiq diqqatini qo'zg'amoqda. Qozog'istonda turishliq Uyg'ur siyosiy faoliyatchi Qahramon Xo'janberdi apandi 2-yi yo'l Arkinasiya radiosining ziyoratini qabul qilib, hokim mutlaq tuzumdagi Xitoy rejimining ichki turaqsizligi sababidan o'ziga qarshi fikrda bo'lgan xalqni bostirishda har doim qurolliq kuchlarga tayindiganligini ham bu orqali dunyoga hayvi qilayotganligini bildirdi. Sharq Turkiston tashkilotlar birligi hay'ati Islom hamkorlik tashkiloti kishilik huquq komiteti raisi bilan ko'rishdi. 4 avgust Sharq Turkiston tashkilotlar birligi hay'ati bilan Islom hamkorlik tashkiloti kishilik huquq komiteti raisi Malayziya Vadaq tashkilotining raisi Ahmad Azzam bilan Istanbulda bir yerga keldi. Ko'rishda Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla Og'izxon Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan dinsizlashtirish, qirg'in qilish siyosatlarini tanishtirdi. Hamda Tailanddagi Uyg'urlarning bir qancha yildan beri turmada qiynalayotganligini, ularni qutuldirish masalasini o'tirg'i qo'ydi. Bu masalalar haqida o'zaro muzokara elib berildi. Oxirida Sharq Turkiston tashkilotlar birligi hay'ati tayyorlagan Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvoli haqidagi dokument Islom hamkorlik tashkilotiga sunildi. Hong Kongda umumiy ish tashlash boshlandi. Hong Kongda davomlashayotgan namoyishlarda e'lingan umumiy ish tashlash sababidan 200 dan ortiq ayroplan safari amaldan qoldirildi. Turkiya ovozi radiosi xabarda bildirilishicha, Hong Kongda jinoyatchilarni Xitoyga qaytarib berishni osonlashtirib beradigan qonun taklif loyihasiga qarshi davomlashayotgan namoyishlarda e'lingan umumiy ish tashlash qarori sababidan bugun 5 avgust 200 dan ortiq ayroplan safari amaldan qoldirildi. Janubiy Xitoy shahar pochtasi gazetasining xabarida bildirilishicha, umumiy ish tashlashni qaror qilgan namoyishchilar bugun atigandan boshlab 15 metro bekitini egallab olgan.
ve metro katnışının toxtap kılışığı sebep olgan. Hong Kong aerodromunun hizmetçilerimi iştaşlaşıqı koşulganlıqı sebepidin 209 aeroplan seferi emelden kaldırılgan. Aerodromuğa katnaydıgan avtobus ve metro katnaş liniyeleri takılgan. Umumi iştaşlaş kararıdın kin bayanat elan kılgan Hong Kong valisi Carrie Lam namayışlar sebepidin şehirnin naiti xatirlik əhvalının bosuğusu da işkerlikini etdi. O, hizmetidin istifa berişini oylaşmağalıqını əskertip, bu noktada menin istifa berişim ya ki hizmettaşlarımdan birisinin hizmetidin istifa berişi əhvalını özgertidu dəb oylamaymən dedi. O, işçiler, okuqçular ve başkalarının haq hukukuğa hürmet kılınışı kerektikini bildirip, 7 milyon kişi yaşaydıgan rayonunun kalaymıqancılıqı petip kalmasıqı kerektikini əskertdi. Hong Kong'daki bazı hükümet binalarının aldığa bihaterlik tosluklarının ornitilgallıqı bildirildi. Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz Muşya'da ahırlaştı. İnşallah ertik haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet etmen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.